Golcü performansında şimdi de bitiriciliğe bakalım. Çekilen her şut, çekildiği yere göre bir XG değeri aldıktan sonra, eğer isabetli olursa, kale içinde gittiği yer başta olmak üzere bazı ek faktörlerle XGOT adında bir değer daha alıyor. Bu da isabetli şutun gol olma olasılığını belirliyor. Bu değer ne kadar yüksekse, kale içinde gittiği yer itibarıyla gol olma olasılığı o kadar arttığından, çıkmayacak yere vurmak da bir bitiricilik belirteci olarak kullanılabiliyor. Bunu XG'ye oranlayınca da ne kadar yüksekse o kadar iyi bitiricilik anlamına gelebiliyor. Tabii ki burada şans faktörünü göz ardı etmemek gerekiyor. Zira her şutun oyuncuların tam şutu çekerken istedikleri yere gittiğini iddia edemeyiz. Ligin penaltısız en çok şut çeken ismi 99 şutla Mario Balotelli. Bu sıradaki değerlendirmemiz için bunun yarısını, yani 50 şutu alalım. Evet, yine El Kabi. Çektiği şutların XG'si yaklaşık 11 gollük bir değer alırken, çerçevenin içinde gittiği yerlere göre 15'e yaklaştığını görüyoruz. Listemize ilk kez giren bir isim, ikinci sıradaki Bakasetas. Onun da çerçeve içinde topları gönderdiği yer, beklentiyi %29 arttırıyor. Umut Bozok, Emre Akbaba, Joel Pohjanpalo ve Aleksandar Pesic listemizi 6'ya tamamlayan isimler. Golcülerin değerlendirmesinde son kalemimiz de şut kalitesi. Bir önceki değerlendirmemizdeki asgari şut sayımızı koruyarak baktığımızdaki sıralamayı inceleyelim. Sakatlığı nedeniyle formasını kaybedene kadar gol krallığında zirveyi alan Pesic, penaltısız 57 şutundan yaklaşık 13 XG toplamış ki, bu da şut başına 0,22'lik bir XG ortalaması anlamına geliyor. Penaltısız 11 golü olan Pesic, bunları 57 şutla attı. Şutlarının XG ortalaması olan 0,22 de yaklaşık 5 şutta 1 gol anlamına geliyordu. Bunu da XG üzerinden de bir nevi doğrulamış olduk. Pohjanpalo, Cornelius, Serdar Dursun ve yine El Kabi şutlarını iyi ve doğru seçen golcülerinden ligin. Umut Bozok da listemizin 6.'sı. Bu kadar listenin hepsinde yer alan El Kabi'nin XG haritasına da bakmadan olmaz. Toplam 63 şutunun sadece 6'sını ceza sahası dışından çeken El Kabi'nin böyle bir golü de var, ancak esas uzmanlık alanının ceza sahası içinden olduğunun farkında olan faslı golcünün, geçen senenin gol kralı Pubensa'nın boşluğunu doldurmak için elinden geleni yaptığını söylemek zorundayız. Gollerinin neredeyse tamamı kaleyi cepheden gören pozisyonlardan, önemli bir kısmı altı pasın içinden ve yine önemli bir kısmı yüksek XG değerlerine sahip. Yine gol beklentisinin bir kırılımı olan bölümün başlarında bitiricilik için kullanıldığını söylediğimiz XGOT istatistiği, kaleciler için de kurtarış kaleciliği veya çizgi kaleciliği olarak tanımlayabileceğimiz performansın ölçümü için kullanılabiliyor. Bir şutun çerçeve içinde gittiği yere göre aldığı gol beklentisi değeri ne kadar yüksekse, kaleci için de çıkartması o kadar zor bir şut anlamına geliyor. Tersi de geçerli, değer ne kadar düşükse, kalecinin kurtarmasını bekleyeceğimiz bir şuttan bahsediyoruz. XGOT üzerinden kaleci değerlendirmenin iki yaklaşımı var. Biri fark, diğeri orana bakarak. Farka bakmak doğrudan kurtarış sayısı dışında bir gol engelleme sayısı veriyor. Buna bakılırken kendi kalesine goller ve penaltılar dahil edilmiyor. Ligde Mateusz Lis ve Arjanet Muric bu alanda liderler. Muric'in performansının daha iyi olduğunu söyleyebiliriz çünkü yediği gol sayısı daha düşük. Şehit 7, Uğurcan ve Muhammedi 6'şar, Altay 5 civarı gole kurtarışlarının kalitesiyle engel olmuş durumdalar. Çok oynayan, çok şut çeken bir oyuncunun XG değerinin artması gibi, çok oynayan ve kalesine çok şut gelen bir kalecinin de XGOT değeri artıyor. Bu da farkla yapılan değerlendirme yerine orana bakmanın daha doğru olduğu argümanını çıkartıyor. Haklılık payı var, ancak orana bakarken yine bir kritere minimum koymak lazım. Çünkü sadece 90 dakika forma giyip 1,6 XGOT ile karşılaşıp tek gol yiyen Gaziantep Futbol Kulübü kalecisi Mustafa Burak Boza'nın 1,6'lık oranıyla 2149 dakika oynayıp aynı oranı yakalayan Muric'in 1,6'lık oranı aynı olmamalı.
1350 dakika forma giymiş kaleciler de XGOT'nin yedikleri gol sayısına oranı üzerinden baktığımızda Muriç liderliği tek başına ele geçiriyor. Altay Bayındır 1,35'lik oranıyla ikinci, Lis 1,33'lük oranıyla üçüncü, Uğurcan Çakır 1,32'lik oranıyla dördüncü sırada. Son olarak Muriç'in bu kurtarışlarına ve yediği gollere görsel olarak da bakalım. Toplam 112 şutun yer aldığı görselde şutların çekildiği anda Muriç'in bulunduğu yerde dikkate alınarak bakıldığında Muriç'in yediği golleri gösteren kırmızı yuvarlaklar içinde neredeyse hiç küçük yuvarlak göremiyoruz. Yani Muriç bunu nasıl yedi denilecek gol yememiş. İçi boş sarı yuvarlaklarda bolca küçük olanlardan var. Bu da Muriç'in kurtardığı düşük XGOT'li şutları gösteriyor. Ama esas önemli olan içi boş iri sarı yuvarlaklar, çünkü bunlar bunu nasıl çıkardı dedirten şutlar. Bunlar bir araya gelince de Muriç hem farkta hem oranda ligin en iyi kurtarış performansı sergileyen kalecisi olarak öne çıkıyor.